Halep'teki Aziz İlyas Maroni Katedrali 2012-2016 yılları arasında radikal grupların saldırısında büyük hasar görmüştü. Suriye İç Savaşı sırasında da defalarca bombalanan katedral restorasyonun ardından yeniden açıldı. Halep'teki Aziz İlyas Maroni Katedrali 2012-2016 yılları arasında radikal grupların saldırısında büyük hasar görmüştü. Suriye İç Savaşı sırasında da defalarca bombalanan katedral, restorasyonun ardından yeniden açıldı. Restorasyonu destekleyen Church in Need adlı Hristiyan Yardım Derneği Genel Başkanı Thomas Heingeden, yayınladığı video mesajında katedralin yeniden açılışını mucize olarak değerlendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle açılışa katılamadığını belirten Heingeden, açılışın mucize olduğunu ve katedralin eski ihtişamına yeniden kavuşacağını belirtti. Maroni Başepiskoposu Joseph Tobish, restorasyonun sembolik olarak da öneme sahip olduğunu belirtti. Başepiskopos, sembolik anlamda katedralin restorasyonu, Halep'teki ve dünya genelindeki Hristiyanlara azalan sayımıza rağmen hala bu ülkede olduğumuzu gösteren bir mesaj oldu. Tüm zorluklara rağmen Rab yücelmeye devam etmelidir, dedi. İsyancıların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından 2016 yılında Noel ibadeti için harabe olmasına rağmen kapıları açıldı. Savaş öncesi Halep'te 180 bin Hristiyan yaşamasına rağmen günümüzde yaklaşık 30 bin Hristiyanın yaşadığı tahmin ediliyor.